Şey, gerçekten sadece sizi alkışladıklarını sanmanız. Ama siz de işiniz bakın sadece. Sizin olduğunuz. Ama siz, sadece sizi alkışlıyorlar dediniz ya demin. Öyle mi dedin? Evet. Sevgili izleyiciler, dikkat ederseniz yoğun bir kalabalık eşliğinde ilk kez Hötkü kendi stüdyosunun yani dev Hötkü stüdyolarının dışında yapıyoruz. Ve evet. Bu kez bu da Uludağ Üniversitesi'ne nasip olacak ve ilk kez bir dışarıda yapıyoruz ve ilk kez Uludağ Üniversitesi'nde aslında yapıyoruz. Aslında şöyle bir durum var, bunun matematiksel bir açıklaması var. Sevgili izleyiciler, bu 143. programımız ve 143'ün Latince açılımı Bursa Uludağ Üniversitesi anlamında. Gerçekten saçma Latince açılımlar yapmanız beni sinirlendirecek ama sinirimden gülüyorum. Evet, öncelikle Bursa Uludağ Üniversitesi'nde arkadaşlarımıza bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar ve de var olsunlar. Ayrıca Kanal 24'te ve Hötk'te kendileri tarihe de geçmiş oldular bu vesileyle Cenk Bey. Ve sevgili haberlerimiz de var. Hem Hötk hem haberler hem seyirciler hem Uludağ Üniversitesi. Haberden önce Tok Karnı adını verdiğimiz bir program bu Cenk Bey, bilmem bilir misiniz? Ben biliyorum fakat burada bilenler bilmeyenler var mı onlara bir sorun isterseniz. Bilenler bilmeyenlere anlatsın dediniz. Cenk Bey, bugün programımızın haberlerden önceki girizgahın Z-Byte'di. ya da girizgah bölümünde ne var, neler var, herhangi bir şey var mı? Bildiğim kadarıyla önümüzdeki haftada Cincinnati Üniversitesi'nde. Evet. Niye bilmiyorum ama orada yapacakmışız programı. Çünkü 144. programımız olacak. Latince açılımı Cincinnati değil mi? Evet. Böyle dolaşacak mıyız Ekme bundan böyle? Yani bundan böyle dünyayı dolaşacak yerden böyle. Ve dünyadan haberlerle insanları bilgilendirmeye devam edecek. Aslında Cenk Bey, biz de şey yapalım mesela yazlık gelince falan böyle... Özel kuşlar dediniz. Hayır, bir yelkenlimiz falan olsun. Sürekli liman liman gezip öyle program yapalım. Aa, güneyle müjde ikilisi. Dostlarımız var ya gidip öyle program yapıyorlar. Çok güzel konuştunuz Erdem Bey, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Var mı Cenk Bey girizgahta söyleyeceğiniz bir şey? Girizgah ya da arkadaşlarımıza sorunuz olabilir Cenk Bey. Ne sorayım Erdem Bey? İlk haberimiz ne? Gerçekten. Cenk Bey'in devamlı cahil, neden cahil olduğunu merak eden var mı arkadaşlar? Buyurun Erdem, ilk haberi bir izleyeyim bakayım. Ben i̇lk ona haberimiz, göre bir... sevgili izleyiciler ve sevgili arkadaşlarımız Mersin'den. Yani isterdik ki ilk haberimiz Bursa'dan olsun. Ama buna dikkat etmemişsiniz Cenk Bey. İlk haberimiz Mersin'den geliyor. Neden İnşallah dikkat önümüzdeki etmedim, haftada neden Mersin'de... dikkat etmedim? Buyurun, neden? İlk haber, yani birinci haber bir ve... Evet, ve bunun Latince açılımı Mersin diyorsunuz. Evet. Evet, Mersin'den boş geçmeyelim muhterem dersler başlığını koyduğumuz güzide bir haberimiz var. Hemen kendisini izlemeye çalışalım ve gayret gösterelim. Evet. Duralım. Cenk Bey, bakar mısınız reji yolda getirirken İstanbul'dan buraya kadar bir anteni sağlam getirememiş. Evet, Allah yani kahretsin. Şurası ve şu kısımlarını yok etmişlerden biri. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, biz izleyelim. Cenk Bey, ne kısalınca dize, tel uzayınca direnç artar, tel kısalınca direnç azalır. Evet. Bakın ben bile öğrendim Cenk Bey. Neymiş Erdem Bey? Demek ki genleşen hava yükselirmiş. Evet, bunu ta aslında okul çağına bile gelmeden tel sarar yavrum, tel sarar şeklinde minimal dimağken tay modunda öğretiyorlardı. Tay modunda bobin sarmayı mı öğretiyorlardı? İndüksiyon falan onu mu öğrendiniz? Bilmiyorum Cenk Bey, yani yemek derken öyle derler anneler. İzleyelim, belki şarkının devamında başka bir şey diyordun. İzleyelim. Bu da ayağa kalktıkları için bu da laboratuvar derslerden. Hayır, bu dersi repleştirme adını verdikleri bir olgunca göre repleştirilmiş dersi. Dersin kaynatımının yeni şeyi repleştirilmiş dersi. Evet, yani burada sanırım ileri zeka, sivri zeka öğrenciler. Hocam ya şimdi reple ders yapsak daha iyi öğrenmez miyiz diye öğretmeni ikna ederek dersi kaynatmak amacındalar sanırım. Olabilir. Arkadaşlar, siz derslerinizi böyle rapli yahut müzik dolu yapan var mı içinizde? Ya da böyle öğretmenleriniz, öğretim üyeleri falan var mı? Drama dersi diyor. Drama dersi. Gerçekten o baştaki d ne? Hep İngilizce, hep İngilizce. Ama yani o normal biraz orada şey olması, yani ne bileyim mıt mıt ya da uzun adıyla matematik.
Yani drama dersen ama trajedide şarkı söylenmesi biraz kötü olur değil mi? Yani niye? Trajedide daha... durum var. Evet, doğru, haklısınız Cenk Bey. Yok demek ki ama daha önceki programlarımızdan birinde üniversitelerde de bu yöntem uygulanmıştı değil mi Cenk Bey? Evet, uyanık üniversitelerde uygulamaya başlayan bir yöntemlerden. İzleyelim. Derslerimizi rap ile işliyoruz. Mesela fen derslerimizi rap ile işlediğimizde daha fazla anlıyoruz ve daha çabuk kavruyoruz. Bu... Demek ki rap'e en yakın ders fen. Ve şu atasözünü de çok sevdim Erdem Bey. Dersleri rap ile işliyoruz. Ayrıca bundan sonra mesela liseye falan geldiklerimde 5 rap C, 6 rap A şeklinde. Ama orada 5 metal A ya da 5 metal C olsa daha çok severiz Erdem Bey. O ne Cenk Bey? Metal. Ha. Sağ olun, sağ olun. Evet, izleyelim minimal dimağımızı. Dersleri repleştirmenin böyle de bir zararı var. Normal konuşma da repleştiriyor. Hayır, bu konuşmayı derste repleştirmemişler, o yüzden böyle oluyor herhalde. Hadi diyorum, izleyelim. İngilizce derslerimizi de yapacağız. Biz daha önce... Duralım, bir dakika, bir dakika. Minimal Dima'nın son görüntüsünü alabilir miyiz? Son görüntüsü derken... Yani bizim Allah gördüğümüz... Çok saçmalamayınız. Duralım. İzleyelim. Biz daha önce de, ben yıllar önce tamam, devam edelim. Peki, bir dakika, bir dakika. Hocamızın bütün söylemini baştan izleyelim. Bakalım neden böyle bir şey yapıyorlarmış. İzleyelim, evet. İzleyelim. Biz daha önce de, ben yıllar önce de kendimden anımsıyorum. 20 yıl önce öğrendiğimiz bir şarkının bir süre sonra ortadan kaybolduğunu, tekrar ortaya çıktığında yeniden hatırladığımı gördüm ve bir dakika. Şimdi şarkılar bir süre sonra ortadan kaybolup yıllar sonra tekrar ortaya çıkan dostlarımız mıdır? Yani yaşlanmış olarak falan. Kesinlikle. Herkes bilir. Kayıp şarkı mu? diye bir şarkı da vardır diyorsun. Evet. Aslında arkadaşımız yani sevgili hocamız haklı Cenk Bey. Yani mesela Erol Evgin abimizin bir şarkısı şimdilerde son, ortaya çıktı. Yeniden ortaya çıktı. Ben hayat... şu an yok olmak istiyorum Erdem Bey. Evet. Yani pek çok şarkı böyle yok olduğunu zannediyoruz. Ümitleniz oley be bitti falan. Bir bakıyoruz tekrar ortaya çıkıyor. Ona hortlamak adı veriliyor Erdem Bey. Hortlak görmüş diyorsunuz. İzleyelim. Sebeple müzik eşliğinde öğrenmenin daha verimli olacağını düşündüm. Öğrencilere en uygun müzik aslında benim hep istediğim folk müziği kullanmaktı. Fakat öğrenciler arasında yaptığım araştırmada rap müziğin özellikle 8-16 yaş grubu arasında %75-80 oranında ilgi gördüğünü Duralım, gördüm. Ama bir kere alkışlayalım hocamızı çünkü derin bir araştırma yaptık. Evet. 8-16 yaş değil mi Cenk Bey? Öyle bir grupta araştırmış ve %70-80 oranında rap müziğine ilgi. Evet, %0.03 oranında da folk müziğine ilgi varmış. Folk müziği nedir Cenk Bey? Ben orada, folk. Yani hani Türkiye'mizde... Burnunda top çeviren müzik diyorsun. Pardon, folk falanıydı. Modern Folking diye bir grup yok muydu Cenk Bey? Var derdi. Thomas Anders. Yeah. İzleyelim. Peki, öğrencilerin yakın olduğu bir müzik türünü ben neden eğitimde kullanmayayım dedim. Duralım, müzik duralım. Bir insan bunu kendine yüksek sesle mi söyleyecek? Yani siz hiç aynaya bakıp öğrencilerin kendine yakın bulduğu bir müziği ben neden derslerimde kullanmayayım der misiniz? Derim ve kendime hep sorarım Erdem Bey. Yani buna alışkanlık edinmişim diyorsun. Her zaman, evet. İzleyelim. Birlikte şiir konuları şiirselleştirdim. Arkasına öğrencilerin daha iyi anlamaları için görselliği de ekledim. Böylece ortaya yepyeni bir proje çıktı. Durun! Proje az evvelki şey miydi Zeynep? Arkasına görselliği de ekledim ne oldu bitti falan diye. Evet. Evet, izleyelim. Görsel eğitim projesi ya da ritimli görsel eğitim tekniği adını verdiğim bu sistemi önümüzdeki yılda